Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bugün sizlere düşük doz tomografi ile yapılan akciğer kanseri taramasından bahsetmek istiyorum. Yalnız bahsedeceğim bu tarama programı Türkiye'de henüz uygulanmıyor. Akciğer kanseri dünyada sıklık ve ölüm oranı bakımından ilk sırada yer almakta. Ülkemizde erkeklerde birinci, kadınlarda beşinci sırada yer alıyor. Ve altını çizerek söylemek istiyorum. Akciğer kanserinin %90'ı sigara kullanımına bağlı. Düşük doz tomografi ile akciğer kanseri taramasına neden ihtiyaç duyulmuş? Akciğer kanserinin henüz şikayete sebep olmadığı, kişinin doktora başvurmaya ihtiyaç duymadığı, çok erken dönemde yakalanabilmesi, hastanın uygun cerrahi tedavi ile uzun yaşam sürmesi bakımından oldukça önemli. Yıllık akciğer röntgeni veya balgam tahlillerinin akciğer kanserine bağlı ölümleri engellemede veya azaltmada rolü oldukça kısıtlı. Bu nedenle Amerika'da akciğer kanseri açısından yüksek riskli gruba düşük doz tomografi ile tarama programı uygulanıyor. Amerika'da yapılan Ulusal Akciğer Kanseri Taraması çalışması sonuçlarında akciğer kanseri açısından yüksek riskli grup şöyle tanımlanmış. Birinci grup en az 30 paket yıl aktif sigara içiciler. 30 paket yıl ne demek? Günde 1 paket 30 yıl ya da günde 2 paket 15 yıl veyahut günde 3 paket 10 yıl boyunca sigara içmiş olmak. Yani günlük içilen paket sayısı ile yıl çarpılarak kişinin kaç paket yıl sigara içtiği hesaplanıyor. İkinci grup 30 paket yıl sigara içmiş ancak 15 yıldan az sürede bırakmış. Yani sigarayı bırakalı henüz 15 yıl tamamlanmamış kişiler. Bu iki kriterin birini taşıyan 55-74 yaş arası sağlıklı kişiler tarama programına dahil edilmiş ve 3 yıl boyunca yılda bir kere düşük doz tomografi ile tarama yapılmış. Erken evrede yakalanan akciğer kanseri oranının arttığı, geç evrede yakalanan akciğer kanseri oranının azaldığı, tarama yapılırken akciğer kanseri tanısı konan hastalarda akciğer kanserine bağlı ölüm oranlarının %20 azaldığı, aynı hastalarda tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarının %7 azaldığı saptanmış. Fark ettiyseniz konuşmanın en başından beri sadece tomografi demedim. Düşük doz tomografi tabiri kullandım. Biraz teknik bir ayrıntı ama bu düşük doz tomografi nedir? Bu konu hakkında da birkaç detay vermek istiyorum. Tarama yapacağımız tomografinin dozu 1,5 milisievertin altında efektif doz olmalı. Tomografi cihazının en az 16 kesitli, dönüş hızının yarım saniye ve 6, kesit kalınlığının ise 2,5 milimetrenin altında olması gerekiyor. Çekim süresi ortalama bir nefes süresini geçmemeli. 3 yıllık tarama mümkünse aynı merkezde yapılmalı ve deneyimli bir radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmeli. En başta da söylediğim gibi bu tarama programı Türkiye'de henüz uygulanmıyor. Yani mamografi taraması gibi devlet ödemesi kapsamında değil. Ancak isteyen vatandaşlar doktorda gerek görürse yaptırabilir. Tarama programının Türkiye'de uygulanmasına dair çalışmalar var. En uygun program Türkiye'de nasıl olur? Bu konuyla ilgili değerli hocalarımızın fikir alışverişleri devam etmekte. Unutulmamalı ki akciğer kanseri ile en iyi mücadele sigara kullanımının azaltılması, bırakılmasıdır. Sigara bırakma programları ile birlikte uygulanan akciğer kanserini erken evrede yakalama amaçlı tarama çalışmalarının elbette daha iyi sonuç vermesi beklenir.